Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sarmaşık burgular modelinin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Modelimin burgu olan kısmı 4 ilmek. Arada da 3 ilmek ara modelim var. Toplamda 7 ilmek ve katlarından oluşan bir model. Orta kanatta bir ip kullandım ve 3,5 numara şişle ördüm modelimi. Şöyle şu şekilde iki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Detaylı anlatım durumu takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresimi ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi ben ön hazırlık olarak ilmeklerimi şişime taktım ve bir sıra haroşa ördüm kıvrılmasın diye. Şimdi hemen modelimi uygulamaya başlıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düzümü normalde bu şekilde alıyorum ama ben şu anda üstten aşağı doğru dolayarak örüyorum. Bir tane daha ters örüyorum. Burası ara modelim. 1 2 3 4 ilmekte burgu olan kısmım. Tekrar ara modele geçiyorum. Bir tane ters düz ilmeğimi yukarıdan aşağıya dolarak alıyorum ve bir tane daha ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve tekrar ara modele geçiyorum. Bir tane ters düz ilmeği dolayarak örüyorum ve bir tane daha ters örüyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu anda ilmeğimin duruşu düz ilmek gibi duruyor. Bunu ters öreceğim. Ters örerken de şu şekilde alttan alarak değil, üstten dolayarak örüyorum. Bir tane daha düz örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Burası ara modelim. Ortadaki ters ilmeğimi de şu şekilde dolayarak alıyorum. Bir tane düz, 4 tane ters olarak arka yüzden örüyorum. Yukarıdan aşağıya doğru dolayarak ipimi şu şekilde çekiyorum. Ve düz ilmeğimle sırımı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın düz ilmeğim şu anda sanki ters ilmek dururmuş gibi, yönü o şekilde. Arka taraftan girerek aynı şekilde çevirerek alıyorum. Bir tane tersimi ördüm. Ters ilmeği ördükten hemen sonra bir kere ipimi şişime doluyorum. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Sonraki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu bir tane örmeden atladığım ilmeğimi 3 tane düz ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Tekrar ara modele geçtim. Bir tane ters ördüm. Düz ilmeği arkadan girerek aynı şekilde yukarıdan aşağıya ipimi dolayarak ördüm. Bir tane daha ters ördüm. Ters ilmeğimi hemen sonrasında ipimi şişime doluyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlıyorum. Sonraki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve örmeden atladığım ilmeğimi bu 3 ilmeğimin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Bir ters, bir fantazi lastik, bir ters olarak sıramı tamamladım. Arka yüz ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonraki ilmeğimi, ters ilmeğimi aynı şekilde ipimi şişime dolayarak ördüm. Bir tane düz ördüm. Diğer ilmeklerimi aynı şekilde 4 tane ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Diğer 4 ilmeğimi ters olarak devam ediyorum. Buna doladığım ilmeğim de dahil olmak üzere ters örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ortada kalan ilmeğimi aynı şekilde bu şekilde çevirerek ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Bu sefer bir önceki sırada doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonrasında hemen ipimi şişime doluyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlıyorum ve kalan 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden atladığım ilmeğimi diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlatarak
bırakıyorum. Bir ters, bir fantazi lastik, bir ters. Bir tane düz ilmeğimi ördüm, ipimi şişime doladım, ilk ilmeğimi örmeden atladım. Sonrasındaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Örmeden atladığım ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bıraktım. Bir ters, bir fantazi ve bir ters olarak ördüm. Arka yüzden ilmeklerimi aynen biraz önceki gibi olarak örerek geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra aynı şekilde ilmeğimi çevirerek ördüm. Bir tane daha ters ördüm. Şimdi burgu olan 4 tane ilmeğime geldim. İlk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu modeli sürekli her sırada kaydırarak devam ediyoruz. 2 ilmeği düz ördükten sonra ipimi şişime doladım. Ve ilk gelen ilmeği örmeden diğer şişime aktardım. Sonrasındaki bir ilmeği düz ördüm. Örmeden atladığım ilmeğimi bu ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. Bir ters, bir fantazi, bir ters olarak ara modelini ördüm. Bir, iki tane daha düz ördüm. İpimi şişime doladım. Ve ilk ilmeğimi örmeden diğer şişimi atlattım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Örmeden atlattığım ilmeğimi ördüğüm bu ilmeğin üzerine atlatarak serbest bıraktım. Arka yüzden ilmeklerimi aynen olduğu gibi örerek devam ediyorum. Şu an ilk modelim bitti. İlk başlangıçtaki işlemi tekrarlıyorum. Bu sırada ara modeli örüyorum ve 4 tane düz olarak burgu kısmını örerek devam ediyorum. Şu anda modelim bitti, dediğim gibi ilk başlangıçtaki işlemi tekrarlıyorum şu anda. Bundan sonrası artık tekrardan ibaret. Arka yüzden ilmeklerimi aynen örerek geliyorum ve buradaki işlemlerin aynısını tekrar ederek devam ediyorum. Hem Facebook'ta hem de YouTube'da Şerife'nin Örgü Dünyası'nı takipte kalın.